İnsanoğlunun en temel ihtiyacı olan güvenliğin sağlanamadığı ortamlarda çalışmamız dayatılmaktadır. Daha önceleri de çok kereler salta şiddetin tekrarlandığı Diyarbakır Dicle-Kent Az ve Diş Sağlığı Semt Polikliniğinde 13.07.2024 tarihinde acil nöbeti esnasında hasta yakınları tarafından nöbet görevini icra eden hekimlerimize karşı fiziki olarak silahla tehdit ve sözlü olarak hakaret hususu işlenmiştir. Çok önceleri de İl Sağlık Müdürlüğü'ne binanın fiziki şartlarının acil hizmeti vermeye uygun olmadığı defalarca belirtilmesine rağmen bu binada bu hizmet verilmeye devam edilmiştir. Neredeyse her gün hastane otoparkında istenirse kameralarda açıkça görüleceği üzere pompalı silahla silaha mermiyi süren hasta yakınlarının olası korkunç sonuçlara sebep olacak bu duruma yine aldıkları tehdit ve hakaretlere rağmen nöbetçi meslektaşlarımız aklı selim bir şekilde yaklaşıp bertaraf etmişlerdir. Tabii bu gibi durumlarda sağlıkta şiddetin önüne geçmesi ve hemen müdahalenin olabilmesi için özellikle acillerde olması gereken beyaz kot meslektaşlarımız tarafından iki defa denenmesine rağmen çalışmamış ya da çalıştırılamamıştır. Bunun üzerine meslektaşlarımız kendi özel telefonlarından polisi aramış. Zaten polis gelene kadar da hasta yakınları hastaneden ayrılmışlardır. Bu durum karşısında apar topal kapılara konan X-ray cihazlarının aslında göstermelik olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu cihazlar çalışsa bile bunun sağlıkta şiddeti engelleyen ya da önüne geçen bir iradeye karşılık gelmediğini gayet iyi biliyoruz. Bu hizmeti sağlıklı bir şekilde vermemizi sağlayacak olan güvenli alanların oluşturulmasını istiyoruz. Bu sağlık hizmetini verirken şiddete uğramak istemiyoruz ve ölmek istemiyoruz. Bu olay özelinde ama ülke genelinde ne yazık ki sağlıkta şiddetin haber tarihi değeri taşımadığı zamanlara doğru evriliyoruz. Biz sağlık meslek örgütleri olarak bu durumu kanıksamayı kesinlikle reddediyoruz. Bizler her türlü şiddetin karşısında sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bu topraklarda insanlarımıza şiddetten uzak bir sağlık bir hizmeti verene kadar ve bu şiddetin sebepleri ortadan kalkana kadar mücadelemizin süreceğini ve her koşulda sesimizi yükselteceğimizi belirtmek istiyoruz.